Sözlerin efendisi, efendilerin sözleridir. İlerleyen dakikalarda da zaten pek çok mesele gündeme geldi. Mesela yine Taceddin Bey'in dilinden şöyle bir ifade döküldü. Siyer kitapları senetli olmadığı için delil olarak kabul edilmez. Bu konu hakkında neler söylersiniz? Bu doğrudur. Yani siyer kitapları eğer mevsuk değilse, hadis imamlarının süzgecinden geçmemişse, yani onların sahihlik, zayıflık ölçülerine tabi tutulmadıysa, hele hele müçtehitlerin kriterlerine göre değerlendirilmediyse, onlar belli kanaatler bildirir ve nihayet onlardan fıkhi hükümler çıkarılmaz, ameli hükümler çıkarılmaz. Yahut da şer'i hükümler çıkarılmaz. Bu hususta çok yanılan kimseleri görüyoruz. Yanlış adım atan kimseleri görüyoruz. Siyer kitapları birkaç türlüdür. Bunlardan bazıları, yani bütün malzemeleri toplamayı hedeflemiştir. Mesela İbn-i Cerir'in yaptığı gibi, o tarihinin başında bunu anlatır. Sözü edilecek mevzularda söylenilenleri ben topladım der. Evet. Artık tarihçi burada kendi kriterlerine göre, kendi ölçülerine göre, kendi ilmi usulüne göre doğru olanları alacak. Mealen böyle yani. Doğru olanları alacak. Doğru olmayanları bırakacak. Yani demek istiyor ki ben burada tarihi malzeme galerisi açtım. Evet. Yani buradaki nakillerimin hepsi muteberdir iddiasında değilim. Söylenilenleri ben zikrettim. Tabii ki böyle söylenilenleri zikrettim derken tarihçilere veyahut da inceleyip sık dokuyanlara göre bunlar elenmeli. Bunu hiç yapmazsa bir insan çok yanlış neticeler hasıl olur. Nitekim bir zamanla bundan seneler önce bir vatandaş İmamlar, Sultanlar diye bir kitap yazmış. Evet. Onda her türlü böyle zayıf, uyduruk şeyleri koymuş. Birçok tercüme hainlikleri de yapmış, cahillikleri de sergilemiş. Kendisiyle görüştüğümde birçok rivayetlerin sağlam olmayan yollarla gelen rivayetler olduğunu söyleyince, o işte tarihte öyle ince kritik olmaz mazeretini ileri sürmüştü. Evet. Yani hadisçilerin yani fıkıhçıların helal ve haram noktalarındaki hadisçilerin gösterdikleri o ince eleyip sık dokumaların tarihte geçersiz olduğunu söylemişti. Tabii ki bu ulemanın kısmen söyleye geldiği bir sözdür. Yani helallar ve haramların dışında, helallar ve haramlarda gösterdiğimiz titizliği göstermiyoruz. Evet. Diyorlar. Lakin bu hiçbir şekilde bu mevzuya eğilmeyecektir manasına gelmez. Yani her türlü abuk subuk, asla astar olmayan şeylerin de tarihe sokulacağı manasında değildir. Evet. Bu yüzden yani tarihçilerin biraz toleranslı, biraz müsamahakar davranabileceklerini bu tarih sahasında ifade etmeleriyle her türlü böyle asılsız hikayelerin de tarih malzemesi yapılacağı, yani doğrudur diye insanlara bağışlayınız kakalanacağı bir şey değildir. Evet. Tarih kitapları. İbn-i Cerir başında kaidesini koymuştur. Benim bu kitabım bir galeridir demiştir. Ona bir şey söylenmez artık. Evet. Ama eğer siz karşınızdaki insanları belli hususlarda yönlendirmek istiyorsanız, yani onları bir kanaat sahibi yapmak istiyorsanız seçici olacaksınız.
O sebeple, o bakımdan burada söylenilen doğrudur. Katılıyorum kendilerine. Ancak yani bu her bakımdan doğrudur diye bir şey yok. Kritik yapan eserler de vardır. Aynen. Muhaddislerin biz bilhassa inceleyip sık dokudukları eserler de vardır. Mesela Salihinin Sübülül Reşat ve Hüda, Sübülül Hüda ve Reşat isimli eseri büyük ölçüde süzgeçten geçmiş. Diğer birçok kimselerin eserleri var bu hususta. Evet. Orada işte Zehebi'nin Tarih-ül İslam'dan bahsediliyor. Zehebi'nin Tarih-ül İslam'ı öyle seçici bir eser de değil yani. Kendine göre bir takım şeyleri almış. İsnatlı da değil. Daha çok yani rical kitabı, tabakat kitabı mahiyetindedir. İlk ciltleri de biraz her ne kadar bazı hadiselerden bahsetmişse bile onlar da müdellel değildir. Bulduğunu koymuştur. Onlar da münakaşa götürecek şeylerdir, bir takımları. Yani kısacası diyebiliriz ki söylenilen söz büyük ölçüde doğrudur ama tahmim etmek yanlış. Evet. Zehebi'nin bu eserini misal olarak vermek yerine başka böyle siyer olarak daha verilecek isimler vardı. O siyer midir mesela Zehebi'nin Tarih-ül İslam'ı? Yani bir cihetiyle siyerdir. Tamamen siyerdir de denilmez yani. Evet. Yani siyer geniş manasıyla Aziz Saadet'ten, Efendimiz'in hayatından, onun değişik taraflarından, kazalarından, idari şekillerinden, yani bir peygamber olması haysiyetiyle bakımından değişik cihetlerinden bahseden bir şeydir. Sendir. Eserdir siyer dediğimiz. Daha dar manada siyer muharebeyle alakalı, cihatla alakalı, gazalarla alakalı kitaplardır. Evet. Daha dar manada. Darussilah.com